Özkan Bey, buyurun. Estağfurullah. Dediğim gibi burada bir de FETÖ terör örgütünü doğru anlayacağız. FETÖ terör örgütü bir Amerikan ajanlık çetesidir. Dolayısıyla bu çete bir dini cemaat kisvesiyle faaliyet gösterdiği gibi bunlar ülkücü kılığına da girer, Alperen kılığına da girer, milli görüşçü kılığına girer, Atatürkçü kılığına girer, girer de girer. Sanırım ki biz sadece bir dini tarikat kisvesi altına girmiş kanadını son derece inşa ettik ama bolca anlatılan siyasi kanadıyla alakalı bu FETÖ başka nerelere sızmış, hangi kimliklerle sızmış? Bunların inşası noktasında da bu seçimlerde biraz belirleyici olacak. Yani hangi siyasi partiye kimler sızmıştır? O siyasi partide karar alma süreçlerine nasıl etki etmişlerdir? Amerika'nın âli menfaatleri doğrultusunda bu altılı masa yanına HDP'yi alarak Türkiye'nin aleyhine ne varsa hepsini topluma nasıl bu kadar cüretkar şekilde taahhüt edebilir hale gelmişlerdir? Bunları tartışacağız. Yani biz 2028 seçimlerinde eğer bu seçimleri Cumhur İttifakı kazanırsa bu ihanetin beli tamamen kırılacak. Ve biz 2028'de burada parti temsilcileri gelip ekonomi, adalet, eğitim, kültür, sanat politikalarını anlattığı bir seçim sürecini yaşayacağız. Daha çok emekliyi konuşacağız, daha fazla çiftçiyi konuşacağız. Ve bir muhalefet düşünün ki işte orada yazıyor. Terör örgütleri Millet İttifakı'ndan umutlu. Keşke biz şeyi konuşsaydık. Çiftçi Ahmet abi muhalefetten umutluyu konuşsaydık. Emekli Ayşe abla muhalefetten umutluyu konuşsaydık. Ne güzel demokrasimiz için ne büyük zenginlik. Güçlü bir iktidarımız var ama alternatifi de iyi. Yani Ronaldo oyundan çıkarsa Messi oyuna girecek. Biz neyi tartışıyoruz burada? Ondan sonra bize diyor ki ya biz ne desek HDP diyorsunuz, biz ne desek emperyalizm diyorsunuz. Sizler, hep bu örneği veririm. Bir bina düşünün, o binanın kapıları demokrasi, pencereleri hukuk devleti, asansörü ekonomisi diye düşünün. Bunları nasıl tartışacağız? Birileri gelmiş o binanın temeline dinamit koymuş. Siz bize demokrasiyi, hukuku, adaleti mi tartıştırırsınız? Binanın temeline dinamit koymuştur. Ya şu terörist başlarının konuşmalarından sonra bir insan gidip nasıl bu Millet İttifakı'na oy verebilir? Bir kere kendilerine inanmış bu ülkenin milli yerli seçmenine de haksızlık yapıyorlar. Ya bize diyor ya siz o seçmenlere de mi laf ediyorsunuz? Hayır biz o seçmene laf etmiyoruz. Atasından dolayı CHP'ye oy veren, yaşam tarzından dolayı CHP'ye oy veren veya kendini vermeye mecbur hisseden insanlara haksızlığı yapan sizsiniz. Yani şunlarla o güzelim seçmen kitlesini yan yana getirmeye çalışanlar haksızlık yapıyor. Elbette ki seçmen bunları görüyor. Ama seçmen de şunu soracak. Yani ben Sayın Erdoğan'dan nefret ediyorum. Sen nefret ediyorsun diye. Ne yapalım? Bu adamları mı sevindirelim? Nükleer santralleri mi kapatalım? Mavi vatandan mı çekilelim? Terörle mücadele etmeyelim, teröre teslim mi olalım? Ne yapalım? Milli iktisadi modelden vazgeçip tekrar o bağımlı ekonomik modele geri mi dönelim? Kendi helikopterimizi, uçağımızı, hava savunma sistemimizi yapmaktan mı vazgeçelim? Niye sen nefret ediyorsun diye senin öfkelerine teslim mi olalım? Niye nefret ediyorsun diye sorduğumuzda da 5 tane arka arkaya mantıklı cümle kuramıyorsun. Her program söylüyorum işte Sayın Erdoğan kuşu şöyle sevmişti. Köpek öyle mi sevilir? Çocuğun yanakları öyle mi sıkılır? Sabah akşam FETÖ algı operasyonlarıyla bilinçaltlarınıza nefret körüklendi. Şuurlu düşünemeyin, öfkeleriniz size hakim olsun diye, bunları görmeyin diye. Ne yapalım? Tekrar altını çiziyorum ya. Siz Sayın Erdoğan'dan nefret ediyorsunuz diye. Mavi vatandan mı çekilelim, Suriye'den mi çekilelim, Irak'tan mı çekilelim, ülkenin anahtarını alıp Amerika'ya mı verelim? Ya lisaf bu, normal bir seçim değil. Bakın, ne diyor HDP kanadı? Bizim öyle bakanlık gibi küçük hesaplarımız yok diyor. Biz devlet istiyoruz. Ne güzel diyor, kafamıza göre diyor altılı masayı da bulmuşuz diyor. Altılı masaya öyle çıkıp diyor çiftçi, memur, Türkiye'nin, Türk milletinin ortak problemleri üzerinden seçim vaatlerinde bulundurmam diyorlar. Bizim projelerimize ayak uyduracaklar diyor. Zaten diyor başka türlü de iktidar olma şansları yok. Bunu da altılı masaya inandırmışlar. Halbuki altılı masa duygusunu, düşüncesini, fikirlerini, taahhütlerini bu milletin içinden alsaydı bugün daha fazla iktidar olma şansı vardı. Daha fazla iktidar şansı vardı. Ama birileri sen milli yerli muhalefet yaparak seni iktidara getirmeyiz. Ancak ve ancak çıkacaksın. Özerk yönetimler şerhini kaldıracağız. Öz yönetimlere getireceğiz. Kayyum atamalarını sona erdireceğiz.
Suriye Irak'tan çekileceğiz, Mavi Vatan'dan çekileceğiz dersen seni desteklerim dediği için biri yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar masasında olmam diyor. Trajik bir hikayenin figüranı olmam diyor. Masadan kalkıyor, ertesi gün masaya oturuyor. İzaha muhtaç. Niye oturdun tekrar masaya? Kim oturtturdu? Bunları anlatacaklar topluma. Biz yani de gelip burada. Geçti mi şimdi yani yenilgi gelip yenilgi biz burada, küçük hesaplar? Gelip tabii ne oldu yani? Yani trajik bir hikayenin figüranı olmaktan nasıl çıktın hani? Güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu formülüyle mi çıktın bu hikayenin figüranı olmaktan? Bunlar da bir siyasi söylem, siyasi argüman değil. Peki. Bu ülkedeki ortalama vatanperverlerin, ortalama milliyetçilerin ortak duygu, düşünce ve kaygılarıdır. Bir seçimde hangi partinin daha fazla milletvekili alacağı, yürütme organını kimin alacağından daha öte kaygılardır bunlar. Daha öte kaygılardır. Anlatmaya devam edeceğiz. Diyorlar ki aynı şeyleri anlatıyorsun. Siz bunlardan vazgeçmediğiniz sürece biz bildiğimizi toplumla paylaşmaya devam edeceğiz. Peki. Gerekirse 1000 defa tekrarlayacağız, 1000 defa anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu garabet projesine, bakın ihanet demek istemiyorum. Hala diyorum ki bir şuursuzluk ve öfkenin mahsulüdür diyorum. İyi niyetli düşünmeye çalışıyorum. Biraz da safım ben. O yüzden garabet diyorum. Milletvekili de değilim, dokunulmazlığım da yok. Biraz da saflığa veriyorum. Bu garabet projesine itiraz etmeye devam edeceğiz. Peki. Çünkü itiraz edemezsek bambaşka bir Türkiye'ye uyanma ihtimalimiz var 15 Mayıs günü. O Amerika'daki FETÖ'cülerin Türkiye'ye dönme ihtimali var. Adalet diyenlerin kumpas davalarıyla, uydurma suç örgütü davalarıyla, bu ülkenin milli yerli vatanperverleriyle tekrar kumpas davaları açma ihtimali var. Savunma sanayindeki bütün kazanımlarımızı kaybedip tekrar Amerika'nın değirmeninde su taşıyan Türkiye olma ihtimalimiz var. Neyi konuşuyoruz ya? Neyi konuşacağız? Peki. Neyi konuşacağız başka? Şimdi az önce bir klip yayınladık Ahmet Bey. İzledik birlikte. Pek çok PKK elebaşının hem muhalefete yönelik sufleleri vardı, talimatları vardı, tebrikleri vardı. Son olarak bir de terör elebaşı Sabri Okun açıklamalarını da izleyicilerimizle paylaştık. Şimdi bütün bu paylaşımlar yapılıyor. Bunları kendi televizyonlarında, örgüt televizyonlarında yayınlıyorlar. Kendi örgüt hesaplarından paylaşıyorlar. Ve bu açıklamalara, bu suflelere, talimatlara, tebriklere çıkıp muhalefet cephesinden bir kişi bile size ne oluyor kardeşim diyemiyor. Neden? Şimdi Banu Hanım, 90'lı yılların başına gidersek biraz tarihe bakmak istiyorum. O günün SHP ismindeki partisi, yani bugünkü CHP'nin karşıtı, pardon, o günkü ismi diyelim. HEP, yani bugünkü HDP'nin karşıtı partiyle bir ittifak yapmış. 20'ye yakın milletvekilini SHP kendi bünyesinden meclise taşımıştı. O günkü yaşanan Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki siyasi atmosferi, o günkü Kandil'in beyanatlarını, o günkü çekiç güç marifetleriyle Türk ordusunun ne kadar yıpratıldığı, Türkiye'ye zarar verilmek istediği ve 90'lı yılların uzunca bir kısmında Türkiye'nin terörle ne kadar yorulduğuna baktığımızda, bugün biraz önce VTR'lerde izlediğimiz yine Kandil'in devreye nasıl girdiğini ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkereye, yurt dışına asker gönderme tezkeresine hayır demekle başlayan sürecin bu yeni versiyonunu daha rahat okuyabiliriz diye düşünüyorum. O günkü tarihte de emperyalizm, uluslararası güçler aynı şekilde Türk ordusunun, Türk güvenlik güçlerinin, Türk devletinin yıpratılması ve Türkiye'nin bölünmesi noktasında bir takım çabalar içerisindeydi. Türkiye içerisinde başaramadıklarını sınırımızda Kuzey Irak'ta kısmen başardılar. Yakın bir tarihte de Suriye'nin kuzeyinde bir takım CENTCOM öncülüğünde YPG ile birlikte PKK'nın da içinde olduğu bir yapıyla orada da bir yapı oluşturma, bir terör devleti oluşturma çabası içerisindeler. HDP'nin eş başkanlarından, eskisi midir, yenisi midir takip etmekte de
zorlanıyoruz. Onun da bir videosu var. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Beyefendi de katıldığı bir iki programda da dinletmişti. Irak'ta iş bitti, Suriye'de bitti, sıra Türkiye'ye geliyor. Kandil Türkiye'de hakim olacak şeklinde bir video internete giren sayın seyircilerimiz de bunu görebilirler. Bunları şunun için anlatıyorum. Türkiye emperyalizmin müdahale etmediği seçimleri kolay kolay yaşayamaz. Ama bu seçimler artık emperyalizmin bütün bileşenlerinin, sadece başat güç ülke anlamında değil, bütün bileşenlerinin Fransa'sından, İngiltere'sinden, Amerika başta olmak üzere müdahil olduğu bir seçim sürecine girdi. Buna yeni girmedi. Yaklaşık bundan bir yılı aşkın zaman öncesi Rand Corporation raporlarında Türkiye'de ne yapılabilir, alternatifler nelerdir, seçeneklerden bir tanesi de seçim olarak ortaya konulduğunda bugünlerde nasıl tavır alacaklarını da zaten bizlere söylemişlerdi. Bu söylediklerini bu tezkere olayıyla ilgili başlattıklarını bir başka açıdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını, propaganda haritasını efendim danışman takviyeleriyle, uluslararası ekonomistler de dahil olmak üzere birçok takviyelerle söylemini dahi yönlendirecek bir şekilde bir çaba içerisinde oldukları izlenimi bizlerde mevcut. Çünkü bir taraftan helalleşmeden bahseden Sayın Kılıçdaroğlu, bir taraftan da tehdit dilini kullanarak Cumhur İttifakı'nın ortaklarına, bileşenlerine oy verenleri tehdit eden bir üsluba dahi geçecek söylemler içerisinde bulunduğu gibi öğretmenlere, memurlara, kamu kurumlarına hesap sorarız mantığı içerisinde bürokratlara, oy veren seçmene kadar varan bir politik çizgi izlemekte. Bunların hiçbirisi tesadüfi çizgiler değil. Bunların her birini birleştirdiğinizde daha yakın bir tarihte Fransa'da efendim terör örgütü PKK YPG mensuplarına senatoda ağırlayıp sözde onur madalyası verilmesinden tutun. Daha önce Suriye'de Türk güvenlik güçlerinin efendim imha ettiği kişilerin yerine Amerikan askerlerini yetkili olarak atayan Genelkurmay Başkanı, Amerikan Genelkurmay Başkanı'nda ne sözlerini unuttuk ne de tavırlarını görmemezlikten gelmemiz mümkün değil. Yani emperyalizm hem askeri, hem ekonomik, hem siyasi, hem de seçimleri ilgi alanına almış Türkiye üzerinde bir takım işlemler yapmakta. Bunu yapmaları kendileri açısından bir mecburiyet. Bizim açımızdan ise devletin bekası, milletin geleceği için olmazsa olmaz şartımız. Peki. Çünkü Türkiye bulunduğu konum itibarıyla sadece bir denge ülkesi değil. Bütün bu konuya kafa yormuş olan uluslararası dengeler noktasında uzmanları incelediğimizde Türkiye ile ilgili şunu söylüyorlar. Türkiye sadece bir denge ülkesi değil, aynı zamanda dengeleyen de bir ülke. Böyle bir ülkenin dahil olacağı, uluslararası arenadaki birlikte olacağı bir gücün diğer güce hakim olması kuvvetle muhtemel. Türkiye'nin de gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini devlet aklı ortaya koymuş ve şu ana kadarki politikalarını gerek kendi silahını üreten, gerek dış politikalarında daha bağımsız hareket eden, gerekse ekonomide dış sermayenin dışına çıkıp üretim, ihracat noktasında hamleler yapmasını ortaya koyan bir ekonomik, siyasi, politik bir çizgiye girdik. Bu rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığı bozabilmek için bu seçimlerde de ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü uluslararası güçlerle küresel güçlerin arasındaki, dünya çapındaki kapışmanın hangisinin üstün geleceği, başta Türkiye, yanında efendim Rusya, hemen bunun yanında Hindistan ve İran başta olmak üzere ülkelerin alacağı tavırlar belirleyecek. Ama Türkiye her birinden de daha önemli. Çünkü geçmişiyle, bugünüyle, yarınıyla
neredeyse 20 önümüzdeki ikinci yüzyılımızın Türk asrı olmasına öncülük yapabilecek bir konumda. Bunun engellenmesi için bir takım eylemler içerisine giriyorlar. Belki Türkiye'de siyaset yapan, oy veren insanlarımız iyi niyetle bir takım şeyleri göremeyebilirler. Benim izleyicilerime özellikle bu olaylara kafa yoran, meraklı olan, diğer insanları yönlendirme, bilgi aktarma kabiliyeti olan insanların bu gözle de meselelere bakmalarını hasreten rica ediyorum. Peki.